444 bin nüfusa sahip Giresun'a ulaşmak çok kolay. Dilerseniz uçakla 1,5 saatte, dilerseniz de Karadeniz'in güzelliklerini keyifle izleyerek karayoluyla 9 saatlik bir yolculukla buraya gelmeniz mümkün. Sırtını Karadeniz'in yüce dağlarına dayamış, önünde masmavi deniziyle fındığın başkenti Giresun'u gezmeye başlıyoruz. Giresun'a doğru yol alırken bir yanda mavi, bir yanda yeşil sizi hiç yalnız bırakmıyor. Doğanın bu eşsiz güzelliklerini seyredalıyorsunuz yol boyunca. Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan Giresun'da ilk bahsetmemiz gereken Topal Osman oluyor. Balkan Savaşı'nda aldığı yara nedeniyle Topal sıfatıyla anılan Osman Ağa, İçinde vatan aşkıyla büyümüş bir milis kumandanı. Birinci Dünya Savaşı'nda da kendi çevresindekilerden kurduğu milis alayıyla düşmana Karadeniz'de ağır kayıplar verdirmiş. En büyük hayalinin gerçeğe dönüşmesini ise Atatürk sağlamış Topal Osman'ın. Gösterdiği kahramanlık neticesinde 47. Gönüllüler Alayı kendisine verilmiştir. Şimdi ebedi istirahatgahında şehre girenleri selamlıyor. Topal Osman'ın mezarının bulunduğu bölgeye gelmişken Giresun Kalesi'ni de ziyaret ediyoruz. Günümüzden yaklaşık 2500 yıl önce Pontus Kralı Fernakes tarafından yaptırılan kalenin sur ve saray kalıntıları hala ayakta. Şehre tepeden bakan iç kalede saray kalıntıları bulunuyor. Kalenin kuzeyinde ise çok büyük sığınaklar mevcut. Kaleden aşağı inip buram buram tarih kokan zeytinlik mevkiine geliyoruz. Burası bilinen adıyla Gogora Mahallesi. Avrupa'ya fındık taşıyan gemilerden alınan malzemelerle inşa edilen evler gerçekten muhteşem. Evlerin en dikkat çekici özellikleri ise çatılarının Marsilya kiremitlerinden yapılmış olmaları. Ayrıca evler inşa edilirken diğerlerinin ışığını ve hava akımını kesmemesine dikkat edilmiş. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine de eklenen bu tarihi evler eminiz sizi de çok etkileyecek. Burası da Gogora Kilisesi. 18. yüzyılda yapılan kilise 1923 yılına kadar aktif olarak kullanılmış. 1948-1967 yılları arasında cezaevi olarak kullanılan kilise, 1988 yılında ise müzeye çevrilmiş. Günümüzün Giresun Müzesi'nde hem tarihi bir ibadethane havası soluyor, hem de bölgede yapılan kazılarda ortaya çıkan eserleri görme şansını yakalıyorsunuz. Müzede Tunç çağından Hititlere, Helenistik dönemden Roma'ya, Bizans'a ve Osmanlı dönemine ait birçok eser bulunmakta.
Kentin en işlek caddesi Gazi Caddesi'ndeyiz şimdi de. Cadde boyu ilerleyerek Atatürk Meydanı'na ulaşıyoruz. Burada ilginç bir proje hayata geçmiş. Sokak kütüphanesi. Eğer gezmekten yorulduysanız buraya gelip kitap ya da gazete okuyarak dinlenebilirsiniz. Şimdiki durağımızsa Giresun Adası. Burası kıyıdan 1 mil uzakta ve Karadeniz'in tek adası konumunda. Ada hakkında birçok hikaye anlatılıyor. Amazon kadınlarının da yaşadığı bilinen Giresun Adası'nda mitolojik çağlara ait kalıntılar var. Giresun'a gelenler buraya uğramadan kentten ayrılmıyor. Burası da Seyyid Vakkas Türbesi. Buranın da dilden dile anlatılan ilginç bir hikayesi var. II. Mehmet döneminde Uç Bey'i olan Seyyid Vakkas, 1461 yılında Giresun'u fethetmek için askerleriyle savaşa girer. Rivayete göre düşmanın darbesiyle başı kopan Seyyid Vakkas savaşmaya devam eder ki bu mücadele son düşman da ortadan kalkıncaya kadar sürer. Savaşın bitimiyle birlikte olduğu yere defnedilir Seyyid Vakkas. Burası da Giresun'un önemli ziyaret noktalarından biridir. Giresun'un Cumhuriyet dönemi eserlerinden biri olan Sarayburnu Camisi'ndeyiz şimdi de. Burası Divriği Ulu Camisi. İstanbul Şehzadebaşı Camisi ve Bursa Ulu Camii'nin harmanlanmasıyla 1987 yılında inşa edilmiş. Sarayburnu Camii, Şehzadebaşı Camii'nin birebir aynısı şeklinde yapılsa da, Sivas Divriği Ulu Camii'nin UNESCO tarafından koruma altında olan kapısı ve Bursa Ulu Camii'ndeki havuzun birebir aynısını içinde barındırmaktadır. Şimdi de tarihi Kapı Camisi'ndeyiz. Ahşap olarak yapılan cami, kale kapısına yakın olduğu için halk tarafından Kapı Camisi olarak adlandırılıyor. Tarih boyunca birçok kez onarılmış olan cami, bugünkü halini 1896 yılında almış. Bu yüzden 19. yüzyılın mimari özelliklerini taşıyor. Giresun demişken fındıktan da bahsetmek gerekir. Burası dünyanın en güzel fındıklarının yetiştiği fındığın başkenti. Sırtınızı dayadığınız dağlar boyunca göz alabildiğine fındık bahçeleriyle çevrilidir Giresun. İçinde umut vardır, emek vardır, sevgi vardır Giresun fındığının. Artık bizim için Giresun'dan ayrılma zamanı geldi. Mavisi, yeşili, fındığı ve tarihiyle Giresun, unutulmaz gezi notları arasındaki yerini şimdiden aldı.
Bağcılar'a dönerken ardımızda güzel hatıralar bırakıyoruz. Hoşça kal Giresun.